Merhaba değerli Trakya TV izleyicileri. Söz Sende programında bugün mutlu musunuz sorusunu soruyoruz. Bakalım ne kadar mutlusunuz? Mutluyuz her zaman. Mutlu olmayıp ne yapacaksın? Yani elden bir şey geliyor mutlu olmayınca? Kendini üzmekten başka bir şey yok. Kendimi üzüp yıpratmaktansa mutluyum diyeceksin, geçeceksin. Yar yani. Biraz mutlu, biraz mutsuz. Sağlığım yerinde. Onu da dün kontroldan sonra öğrendim. Mutluyum. Teşekkür ederim. Mutlu musunuz? Evet. Mutluyum arkadaşlarımla, ailemle. Ne bileyim, mutlu olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz ya, çok şükür yani. Buna şükür. Sağlık saatimiz yerinde, işimiz gücümüz yerinde. Biraz da olumsuz şeyler var ama hayatımızda yani onlar olacak arada. Çok mutluyum, çok çok. Kim mutlu ki? Siz mutlu musunuz? Sadece bir canımız kaldı bedende, başka hiçbir şey yok. Onu da artık korona ne zaman alırsa hayatımız zehir oldu. Sadece benim değil, sizlerin de hayatı zehir. Yo, ne için mutlu olalım? Ekonomi açısından asla mutlu değiliz. Çünkü hayatta temel ihtiyaçlarımız dahil her şekilde bizi zorluyor. Ekonomik eksiklik, eşitsizlik. Pandemiden zaten aşırı derecede kendimizi korumaya almaktan sıkıldık. Ama aynı zamanda kendini korumayan insanlar yüzünden daha da sıkıldık. Çünkü onlar bizleri, hepimizi tehdit eden insanlar. Sağlığımızı. Bu konudan da herkesin duyarlı olmasını, maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmesini diliyoruz ve temenni ediyoruz. Çok mutlu değiliz ekonomik açıdan. Hayır. Değil mi? Kulların açılmasını, bir an önce açılmasını istiyorsun. Hayır, değilim. Yani öğrenci açısından çok şey, yani dersleri iyi anlayamıyoruz. O yüzden mutlu değilim. Evet, mutluyum. Evet. Buna şükür mutluyuz. Mutluluktan şakada diyemem. Evde hapishanede kaldık. Evlerde tıkıldık kaldık. Mutlu değilsiniz yani. Değiliz tabii. Mutluluk mu kaldı? Mutluluk mu kaldı? Yani geçim sıkıntısı bir taraftan. Değilim. Çünkü şu an her şey, mesela ben 12. sınıfım. Son senem. Ama ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi ben özel okullar mesela açıldı ama devlet okulu, bende durumum yok. Mesela devlet okulunda okuyorum. Haksızlık. Özel okulda şu an dersleri görüyorlar ama ben göremiyorum. Onlar da sınava girecek, ben de gireceğim sonuçta. Onlar virüs olmasına rağmen okula gidebiliyorken ben gidemiyorum. Ne mutlu olacağım bak kızım. Ne ya? Ay. Türkiye Cumhuriyeti'nde mutlu insana göstersene. Parası olan mutlu olur. Mutluyum. Mutlu değilim. Neden? İnsanlar gülmeyi unuttu çünkü borcumuz var, harcımız var. Herkes geçim sıkıntısı çekiyor. Mutluyum. Tabii ki mutluyuz. Bir de bu korona olmasa daha mutlu olacağız. Tabii be ya. Yo ay, ne mutlusu kardeşim, ne mutlusu ya Allah aşkına ya. Pek de değil. Yani mutluyum. Ben de mutluyum. Yani ben de aynı şekilde mutsuzum diyemem. Kaygılarımız var. Aklımızda soru işaretleri var. Ama tabii ki de güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Mutluyum. Mutluyum efendim. Mutluyum. Evet. Arkadaşlarım oynuyoruz. Maç yapıyoruz. Niye mutlu olmayalım ki? Sıkıntılar çekiyoruz ama her zorluklara karşılık mutlu olmayı biliyoruz yani. Mutlu muyum? Allah aşkına sağlığım yerinde olduğu sürece mutluyum ben. Her şeyden önemli sağlık. Sağlıktan başka bir şey düşünmüyorum. Yaşamın hayatındaki yaşamda değerlerim iyi. Torun torba sahibiyim. Yaşamak için bir nedenim var. Değilim. Okullar kapalı. Böyle çok zor oluyor. Okulların kapandığı, ekonomik durum çok kötü. Nasıl mutluluk olsun abiciğim lan? Görüyorsunuz siz de, nasıl mutlu olacağım abi? Her şey pahalılık. Bir şey alamıyorsun, bir şey geçimini sağlamıyorsun, işimiz gücümüz yok. Bizi soran yok zaten. Çiftçi soruluyor, zengin soruluyor, fakir sorulmuyor ki. Fakire gelip de bir tanesi demiyor. Ne milletvekilleri olsun, hangi milletvekili olursa olsun. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama. AK Partili milletvekili de olsun, Cumhuriyet Halk Partili de hangi milletvekili olursa hep çiftçiyi savunuyorlar. İş merkezlerinin iş olan yerleri savunuyor. Bir garibanı, bir çalgıcıyı, bir amalı gelip de kimse savunmuyor ki. Bu insanlar neyle geçiniyor, neyle kendini idare ediyor hiç kimse sormuyorlar. Ne sigorta var, ne bir şey var. İşe çıkıyorsun, varsa iş var. Yoksa eve gidiyorsun, aç kalın. Başka bir şey yok ki. Ne devlet soruyor, kimse sormuyor. Kimsenin halini kimseler sormuyor. Mutluyuz. Hayat güzel çünkü. Mutlu muyum? Şu an mutlu değilim.
Çünkü üniversiteler açılmadı. Evdeyiz. Öğretim hayatım çok da iyi gitmiyor. Biraz mutluyum. O kadar. Mutlu musun? Galiba değilsin. Mutluyum. Değiliz. Ben mutsuzum. Ben esnafım. Ben bu kokoreçi satıyorum. Yarım ekmeğini 5 liraya. Yani üretim olmayan yerde tüketim çok. Üretim olmadı mı her şey bitmiştir biliyorsun bu ülkede. Şimdi benim 5 liraya sattığım 80 liraya 90 lira, pardon 80 liraya aldığım bir şeyden 5 liraya satıyorum. Ben zarar. Çalışmasak da olmuyor. Dolar almış başını gidiyor. Herkes haklı. Biz zam yapamıyoruz daha doğrusu yani. Şimdi malcı yapıyor da biz yapamıyoruz. Mesela dolar almış. Bizim dolarla ne işimiz var? Var. Gidiyorsun bir beyaz eşya almaya. Ona koydum mecbur şeyli. Doları, eurosu fazla olduğu için mecburen biz de alamıyoruz zaten. Alım şeyi kalktı. Ne yapıyor millet? Bu sefer neredeyiz? Bankalardayız. Öyle mi? Bankalarda herkes gidemiyor. Sicil var. Sicilleri bozuk milletin. %80'inin sicili bozuk. Baştakiler biliyorsunuz artık kendi sabah kalkıyor. Bakıyor çoluk çocuğunun durumuna. Çoluk çocuğunun durumu iyiyse millet de iyi. Aslında kazın ayağı öyle değil. Yani maalesef çok zor durumdayız. Mutsuzuz. Hakikaten de çok mutsuzuz yani. Okulların açılmasından çok mutluyum. Okulumu çok özledim. İçin değilim mutlu kızım. Neden? Hastalıktan. Memleketimizi sardı bu hastalık. Nasıl mutlu olalım? Fakirlik bir yanda. Nerede mutlu olacağız? Onu söyleyin bize. Mutluyuz. Mutlu musunuz? Genel anlamda mı? Evet. Pandemiden mutlu değilim ama genel anlamda evet mutluyuz. Sağlığımız yerinde hamdolsun her şey yolunda. Evet. Okulun açılmasına çok mutluyum. Değiliz. Okulların açılması bence gerekiyor. Yüzde daha iyi. Bence de okullar açılsın. Açılsın okullar. Hiç fark bence etmez. Açılmasın. Hiç fark etmez. Ben uyarım yani. Evet. Mutluyum tabii ki. Çok şükür. Mutluyum. Çalışıyorum. Her şey yerinde. Sağlığım yerinde. Neden mutlu olmayalım? Her şey yolunda ya. Bir sıkıntı yok. Mutluluk insanın içinde olmalı. Yani içinde olduğu zaman her zaman bir şekilde yoluna bakıyorsun. Ne kadar etkilese de. En önemlisi sağlıktır zaten. Sağlığınız yerinde olduğu zaman her şeyin üstesinden gelirsiniz. Mutlu olmasam ölürüm. Mutluyum tabii. Var mı mutlu olmayan? Evet mutluyuz. Ben mutlu değilim. Vallahi hiç de mutlu değilim. Kendim emekliyim. Gene de çalışmak zorundayım. Ve mutfak masrafına yetemiyoruz. Mutfak masrafı zaten mutluluk falan hepsini aldı götürdü. Onun haricinde evde yatalak hastamız var. Ona bakıyoruz bir taraftan. Yani hiç mutlu değilim yaşamdan.